Bugün sizlere Flexible Modeling Tips and Tricks, yani Flexible Modeling ile beraber kullanabileceğiniz bir takım püf noktalarından bahsedeceğim. Peki bugünkü konularımızda neler var? Çok kısaca sözel olarak sizlere Flexible Modeling Extension diye bahsettiğimiz esnek modelleme nedir? Biraz kısaca bundan bahsedeceğim. Neden buna ihtiyaç duyarız ve Flexible Modeling Tips and Tricks, yani uygulamalarla beraber sizlere Flexible Modeling'de kullanabileceğiniz bir takım püf noktaları burada dile getireceğim. Flexible Modeling Extension nedir? Flexible Modeling Extension aslında güçlü doğrudan modelleme yetenekleri bulunan, özellikle model üzerinde parametrik model olabilir veya farklı CAD datalarından gelen modeller olabilir. Bunun üzerinde hızlı bir şekilde ve esnek bir şekilde değişiklik yapabileceğiniz alanı içerir bu modül. Bizlerin de çok aşina olduğu modüllerden biri diyebiliriz aslında. Buradaki en önemli nokta zaten bizim multi-CAD datalar, yani dışarıdan farklı programlara ait gelen dataların üzerinde hızlı değişiklikler yapabiliyor olmamız ve bunu esnek bir şekilde yönetebiliyor olmamız bizler için önemli. Çünkü dışarıdan bizlere bir data geliyor. Bizim sonrasında fark ettiğimiz, tam modeli incelerken fark ettiğimiz önemli yapılması gereken bazı değişiklikler oluyor. Ama bunu tabii sonuçta siz orada unsur ağacını görüntüleyemiyorsunuz. Bunu tabii tedarikçinizle iletişime geçmeniz, tabii oradaki düzeltilmesi süreci baktığınızda vakit alabilecek bir süreç. Hani ve sizler de iyi bilirsiniz ki zamana karşı yarıştığımız için de bu durumda bizim burada önlem alabiliyor olmamız, bunu hızlı bir şekilde imalat resimlerine oluşturabiliyor olmamız bizler için önemli. Zaten Flexible Modeling'in en önemli faydası da budur. Yani tedarikçinizden gelen farklı CAD datasının üzerine hızlı bir şekilde değişiklikleri yapabiliyor olmanız ve bunu hızlı bir şekilde modelini oluşturabiliyor olmanız bekleniyor. Kısaca böyle sözelden bahsetmişken şimdi Flexible Modeling kısmına şöyle bir geçelim. Ben size Creo 7 üzerinden bunu biraz anlatacağım. Şimdi ilk örneğimizi şöyle bir buradan açalım. Burada özellikle dile getireceğim nokta, size 10 farklı konu başlığında Flexible Modeling'de kullanabileceğiniz faydalı araçları anlatmaya çalışacağım. Ve burada özellikle seçim mantığıyla başlayarak, en temelde seçim mantığıyla başlayarak tabii modeli taşıma, modelde transform araçları ve tabii modelde unsur nedir? Sizin halihazırda model ağacını göremediniz ama modelin üzerinde bulunan geometrilerin tanımlanması ve tabii özellikle Flexible Modeling'in sheet metal ortamında kullanılması ile ilgili bir takım püf noktalar ve en sonunda Creo 7'de bahsedebileceğim basit ama kullanışlı bir püf noktadan sizlere 10 adımda bahsediyor olacağım. Şimdi ilk örneğimizi şöyle bir açalım. Bakın karşımıza bir tane farklı import feature adı altında gelinen, tabii sonrasında düzenlemeleri yapılmış bir model geldi. Burada bir gövde düşünün, dışında da kulakları var. Burada tabii Flexible Modeling içerisinde sizlerin de aşina olduğu bir takım araçlar var. Mesela burada yüzey seçtiğimizde karşımıza Shape Surface Selection'da bildiğimiz Boss, Cut, Round, Chamfer gibi araçlar geliyor. Bunlar zaten bizim aşina olduğumuz araçlar. Kullanışlı araçlar diyebiliriz. Veya işte sağ tarafta bakıyoruz. Geometry Selection Filter içerisinde kullanabileceğimiz bir takım araçlar var. Yani bunlar da baktığımızda çok faydalı kullanma sağlayan araçlar. Ama ben burada özellikle şunu dile getirmek isteyeceğim. Bakın, Ribbon menüsünün üzerinde bakarsanız Geometry Search ve Geometry Rules adı altında belirtilen iki tane seçenek burada karşınıza geliyor. Bu Geometry Rules özellikle şöyle düşünün. Mesela bir referans yüzey seçtik. Mesela hazırda seçtiğim yüzeyi göz önüne alalım. Bu yüzey mesela aynı düzlemde bulunan yüzeyleri offsetlemeniz gerekiyor mesela. Bu durumda teker teker seçmektense bunu çok daha rahat seçebileceğiz. Yani burada size kullanımınızı fayda sağlayabilecek Geometry Rules adı altında belirtilen bir alanımız var. Bakın burada koplanlar ve paralel seçeneklere giriyor.
Co-planner'ı seçtiğim andan itibaren aynı düzlemde olabilecek yüzeyleri burada sizin karşınıza getiriyor. Veya aynı şekilde paralel co-planner'ı pasif hale getirdim. Paraleli seçtiğim andan itibaren bakın burada paralel olabilecek bütün yüzeyleri görüntülemeyi sağlayabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir seçenek de tabii kreve size sağlıyor. All applicable rules. Yani ben burada ikisini de seçtim. Bu ikisini de sağlayan kural varsa ben bunu yakalayabilirim der. Any applicable rules da bunlardan hangisi varsa o benim için kafidir diyerek seçimi sizlere yaptırır. Ama ben burada tabii all applicable rules diyerek okey diyorum. Şimdi ben bunu mesela diyelim ki offset yapacağım. Bakın offset'te ne yaptı? Yüzeyleri seçti. Yüzeyleri seçtikten sonra ben burada daire kutucuğunu da müdahale ederek düzenleyebilirim. Veya ölçüde girebilirim. Bakın çok hızlı bir şekilde yüzeyleri yakaladım. Ondan sonra orta kırık yaptım. Burada düzenlememi gerçekleştirmiş oldum. Bir kullanışlı tarafı geometri olsa siz burada benzeri geometrileri veya aynı düzlemde veya aynı paralellikte olan yüzeyleri burada seçtirebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde burada şundan da bahsedebiliriz. Mesela bir deliğiniz var veya bir özellikle burada radyusunuz var. Radyus kırılmış burada. Diyelim ki siz burada geometri rules'la beraber bakın burada farklı seçenekler de karşınıza geldiğini görüyoruz. Burada equal radius dersem bakın eşit radyusu olan yüzeyleri benim doğrudan karşıma getiriyor olacaktır. Veya coaxial dediğimiz andan itibaren radyusun bulunduğu ekseni de aynı eksende bulunan deliği de burada yakalayacaktır. Veya aynı şekilde same convexity dediğinizde aynı dış bükeyliliği yakalayabilecek yüzeyleri de karşınıza getiriyor olacak. Ama ben burada tabii ki equal radius'u seçeceğim. Sonrasında tabii ben burada düzenlememi yapacağım. Edit round dediğim andan itibaren buradaki değerimi bir değer girebilirim. Bakın burada doğrudan bütün hepsine müdahale etmiş oldum. Şimdi her birini teker teker seçmek zaman alabilecek bir konu. Çünkü burada her birini yakalamak ve bunları göremediğiniz noktalar olabilir belki. Gözden kaçabilecek noktalar olabilir. Ama geometri rules'la beraber çok da keskin hatlarla belirleyebiliyoruz geometrimizdeki düzenlemeyi. Burada şundan da bahsedeceğim. Bakın altta geometri search var bakın. Geometri search şunu yapar. Buradaki zaten Creo'daki Flexon Modeling altyapısı geometri bir bazlı bir çalışma altyapısı içerir. Yani ben burada geometri aratabilirim. Peki ben burada ne arayacağım? Bakın burada bir sürü seçenek var. Chamfer surface var, planar surface var, işte round surface var. Çeşitli seçenekler var. Ben dedim ki burada cylindrical surface olsun. Altta da crypto et search kriterleriyle beraber arama kriteri burada tanımlayabilirim. Yani ben burada eğer büyüklük ve küçüklük kıstaslarını buraya eklersem ve buraya şunu dersem eğer ben 20 radyusuyla 22 radyusla 22'lik radyusların arasındaki bütün geometriyi at. Bakın burada delikleri ki zaten benim burada özellikle tercihim bu yönde olacaktı. Delikleri arat ve bunları seç dediğim andan itibaren bu delikleri burada seçer. Ve ben istersen bu delikleri buradan remove ile beraber kaldırabilirim. Bakın kaldırdığım andan itibaren çok hızlı bir şekilde teker teker seçmekten ziyade çok daha hızlı bir şekilde modelin üzerinde ilgili geometrileri aratarak ilgili yüzeyi kaldırabiliyorum. Bakın zaten bu delikler doğrudan burada unsur olarak karşımıza gelmiyor. Biz bunu modelin üzerinde esnek modelleme altyapısıyla düzenlemeye gidebiliyoruz. Şimdi bir sonraki pip noktadan biraz bahsedelim. Şimdi bir montaj dosyası açacağım. Bakın burada daha önceden montajlanmış bir ürünümüz var. Montajlı üründe özellikle burada bir göbek altyapısı mevcut. Bu göbek baktığımızda şöyle alta bakarsak bakın import feature yani dışarıdan gelen bir data olarak burada karşımıza geldiğini görüyoruz. Şimdi ben bu data üzerinde tabii bir değişiklik yapacağım. Bu düzenlemeleri yaparken de yine flexible modeling altyapısını kullanarak bunu yapacağım. Şimdi bakın burada size getirmeye istediğim nokta öncelikle şuna bakıyorum.
Measure'la şu iki tane yüzey arasındaki ölçüyü bir ölçüyorum. Bakıyorum ki 2.651 şeklinde burada karşıma geliyor. Ben bu yüzeyi seçtikten sonra Flexible Modeling içerisinde bakın zaten Shape Surface Selection'la beraber çok kolay bir şekilde boşaltma yapılarını seçebiliyoruz. Cut dediğim andan itibaren ben bunu bu alanı seçebiliyorum. Burada Move araçlarının içerisinde Move Using Dragger'la beraber benim belirteceğim bir kenar çizgisi doğrultusunda bakın ölçüsel olarak ben burada değeri girdiğimde ki az önce 2.651'di. Enter dediğim andan itibaren artık bu geometri birebir paralellerle getirmiş oluyor. Şöyle hatta analizden de şöyle bir kontrol edebilirim. Bakın yüzeye bakıyorum 0'a 0 geldiğine göre. Bu gayet güzel. Şimdi ben bu move aracın içerisinde bir de ek olarak da şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Bir tane daha step ekleyeceğim. Onu da aynı şekilde bir kenar çizgisi seçebilirim. Bak. Buradan da okunun yardımıyla geriye doğru çekiyorum. Üstünde 2 olarak giriyor. Ama bakıyorum ki şöyle bir hatta aşağı bakıyorum. Bakın altında da bir tane geometri varmış. Biz bunu fark etmemişiz. Peki biz bu geometriyi buraya nasıl ekleyebiliriz? Asıl sorumuz burada ön plana çıkıyor. Move Surfaces'ın bulunduğu alanın içerisinde kontrol tuşuna basarak yüzeyi seçiyorum. Sonrasında sağ tık yardımıyla bakın Shape Surface seçeneği geliyor. Tıkladığım andan itibaren bana buradaki olabilecek imkan sağlayabilecek seçimleri burada karşıma getiriyor. Ben burada diyorum ki ben bunun bir boss yapısı olacağını söylüyorum. Ama Include Secondary Shapes'i seçersen burada bosses olarak yani bitişik olan başka yüzeyler de varsa bunları da okey seçeceğini söylüyor. Bakın bu bölgeyle beraber taşıdığını net bir şekilde artık görebiliyor. Okey tıklıyorum. Bu önemli püf noktalardan biri. Özellikle modelin arka planında göremediğimiz noktalar var ise bunu sağ tık yardımıyla yüzeyi seçtikten sonra Move Surfaces'ta sağ tık yardımıyla Shape Surfaces aracılığıyla bizler rahat bir şekilde seçebiliyoruz ve modelin arka planında bulunan yüzeyleri de beraberinde hareket ettirmeyi sağlayabiliyoruz. Bir de ben şöyle bir şeyden daha bahsedeceğim. Flexible Modeling içerisinde mesela diyelim ki ben burada Move by Dimension de çok faydalı bir araçtır bu arada. Ama bakın ben burada hiçbir şekilde kat yapısını seçmedim. Yani başta herhangi bir seçim yapmadım. Peki sonrasında nasıl seçim yapabilirim? Bu benim için önemli. Bakın References bölümü kırmızı ile yanarken yüzeyi seçtikten sonra kontrol tuşuna sağ tıklaya basıyorum. Shape Surface'e basarak bakın bunun bir kat yapısı olacağını söyleyebiliyorum. Sonrasında ilgili görünüşüne geliyorum. Bakın arka plandaki görünüşü de burada görüyorum. Kontrol tuşuna basıyorum. Yüzeyi seçiyorum. Sağ tık yardımıyla Shape Surfaces ile beraber boss yapısı olacağını seçiyorum. Yani ben burada çoklu seçimi uygulamış oluyorum. Bu da benim için faydalı. Peki, Move by Dimension'da biz neyi sağlıyoruz? Yani Move with Dragger'dan bize farklı ne sağlıyor? Siz burada modelin üzerinde bulunan bir yüzey ve kontrol tuşuyla diğer yüzeyi seçtiğimiz andan itibaren şu burada ufak bir seçimde şey oldu. Şöyle referans bölümünde yüzeyi seçtim. Kontrol tuşuna basıp diğer yüzeyi seçtim. Bakın aradaki mesafeyi ölçüyor. Biz az önceki yaptığımız taşımayı da aslında bu şekilde yapabilmemiz de mümkün oldu. Yani ben burada eğer hepsini seçip yüzeyleri burada referans yüzeyler olarak verseydim aradaki mesafeyi bana yine 2.651 şeklinde verecekti. Hani burada iki farklı alternatifi de size göstermek için aslında tanımladım. Tabii ben burada 45 derece olarak belirttim. Sonrasında OK tıkladım. Artık modelim üzerinde hızlı bir şekilde değişikliği sağladım. Şimdi önemli nokta burada montaja bu değişiklik yansıyor mu yansımıyor mu? Montaja gidiyoruz. Ctrl G yapıyoruz. Bakın yaptığımız değişiklik doğrudan montajda da yerini almış oldu. Yani montaj ilişkilerini koruyarak modelde değişikliğini sağlamış olduk. Bu da özellikle çoklu seçim ve taşımada kullanabileceğimiz bir takım püf noktalarıyla hızlı bir şekilde düzenlemeyi sağlamış olduk.
Şimdi modelimizi tabii burada kapıyoruz. Şimdi üçüncü örneğimizden bahsedeyim. Burada aslında çok ufak bir tüyodan vereceğim sizlere. Bunun için mutlaka düzlemler, eksenler, noktalar, koordinat sistemlerini açıyorum. Bakın burada bir modelimiz var. Lambda gibi bir model diyebiliriz aslında. Burada seçimde biz hep tabii Flexible Modeling'in bize sunduğu seçimleri de kullanabiliriz. Veya Creo'nun bize sunduğu standart ve ileri düzey seçim metotlarını da burada kullanmamız mümkün. Yani mesela ben buradaki sweep'te oluşturulduğunu gördüğümüz modeli ki zaten burada görebiliyoruz. Yüzeyi seçip Shift'e bastıktan sonra alttaki taban yüzeyini seçerek Shift'i bırakıyorum ve dışındaki bütün yüzeyleri algılamasını sağlayabiliyorum bu şekilde. Bu da zaten aslında ileri düzey seçim mantığında Creo'nun bize sunduğu metotlardan biri. Bu metotları da seçerken kullanabiliyoruz. Peki biz bunu taşıyacağımızı söyleyeyim. Move by Dimension'da biz bunu taşıyacağız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şimdi Dimensions kısmında referans verirken tabii bulunan düzenlerden, modelin üzerinde bulunan düzenlerden referans verebiliyoruz. Fakat kontrol tuşuna basarak başka bir yüzeyi seçmeye çalıştığında bu aslında çok da mümkün olmuyor. Ama burada özellikle düzlemler, eksenler ve noktalar yani datum referanslarını mutlaka references içerisinde move objects'e eklemeniz beklenir. Bu da önemli bir tüyodur. Bunu da mutlaka taşıma yaparken kullanacağınız düzlem, eksen, koordinat sistemi ve noktaları mutlaka burada belirtmeniz gerekir. Peki Dimension'a geldiğinde referansta ikinci bakın ikinci referansı verirken artık kontrolde seçebiliyorum. Yüzeyi seçtim. Ölçüsünü 22 olarak var. Sonrasında aynı şekilde burada move object kısmına yine right düzlemi ekliyorum. Çünkü sağa doğru bir taşıma yapacağım. Add dimension diyerek de bu sefer right düzlemle beraber yandaki düzlemi seçiyorum. Bunun da ölçüsü eksi 6 olacak. Tam sağa gittik. Ve sonrasında tabii OK tıklamış olacağım. Ama bakın şimdi ben burada düzlemi kapayayım. Düzlemde şu an bir işimiz yok. Bakın buradaki curve'ümüz taşınmamış, eksenimiz taşınmamış, koordinat sistemimiz taşınmamış, noktamız taşınmamış. Peki böyle durumlarda ne yapabiliriz? Böyle durumlarda da az önce gördüğümüz Move Objects içerisinde Edit Definition'a bunları da ekleyebiliriz. References içerisinde Move Objects'e gelirim. Kontrol tuşuyla bu curve'ü seçerim. Noktayı seçerim. Ekseni seçerim. Ve koordinat sistemini seçerim. Ufak bir tüyodur ama bunun da bilinmesi bizler için önemli. Çünkü OK tıkladığım andan itibaren bu eksen nokta koordinat sistemi gibi referanslar da modelle beraber taşınabilir. Bakın gördüğünüz üzere model de zaten Creo'da oluşturulmuş bir model. Yani biz Flexible Modeling'i sadece import modellerde değil, parametrik modeller yani Creo'nun kendi içerisinde oluşturulmuş modellerde de bu düzenlemeleri yapabiliyoruz. Flexible Modeling'in güçlü olduğu taraflardan bir de bu. Yani burada bir ayırt ediliyor. Bu şekilde bir tüyo da vermiş olalım. Şimdi bir sonraki örneğimiz aslında Flexible Modeling içerisinde çok faydalı olduğunu gördüğüm bir örnektir. Substitute aracı. Yani substitute aracı hakkında bilgisi olan kullananınız mutlaka ki vardır. Ama ben şöyle bir ufak bir bilgi vereceğim. Bakın burada bir tane yüzeyimiz var. Şimdi bu yüzey bu modelde örnek olarak karşımıza gelmiş. Ama ben, mesela biz burada solidify yapmaya kalktığımızda remove material'la beraber sadece bakın yüzeyin formunu yakalıyor ama radiuslar ortada yok. Ayrıca radiusların bir kısmı kalmış, bir kısmı kalmamış. Bu da çok faydalı bir metot değil. Tabii burada şundan da bahsedeyim. Tabii offset aracının içerisinde de mesela özellikle ben burada referans içerisinde ilgili yüzeyi seçtiğimde ben burada replace surface feature'ı da kullanabilirim. Ama buradaki modele baktığımızda şöyle bir fronttan bakarsam eğer bakın burada eğik bir model olduğunu görebiliyorum. Bu da tabii baktığımızda
bu yüzeyin formunu yakalayamayacağını bize söyler. Düz bir formda olsaydı tabii daha kullanışlı olacaktı bizim için. Ama flexible modeling içerisinde bulunan substitute aracı bunun için çok daha geniş kapsamda içeren bir komuttur. Bu da flexible modeling'in faydalı olduğu alanlardan biridir. Mesela references, burada dikkat edilmesi gereken nokta üstteki kutucuk içerisinde değiştirilmesi istenen yüzeyi seçiyorsunuz. Substituting surface ile beraber de kullanacağınız yüzey formunu seçiyorsunuz. Bakın bu yüzey formunda radyusları da koruyarak bu modeli oluşturmuş oldu. Burada radyusları korurken de şunu yapar unutmayın. Önce radyusları kaldırır, formu oluşturur, sonrasında radyusu üzerine ekler. Yani aslında neydi? Standart metotta bir ilerleyiş söz konusudur. Modelde hiçbir şekilde bozuntuya uğratmaz. Bir de Celsius aracının şöyle bir güzel tarafı var. Şundan da bahsedelim. Bakın mesela yanlarda federler var farkındaysanız. Yanlarında radyuslar var. Şimdi ben federin yan yüzeyini seçiyorum. Substitute'a tıkladığım andan itibaren eğer Substituting Surface'da hemen yanındaki düz yüzeyi seçtiğim andan itibaren doğrudan bu yüzeyi bitişecek şekilde bu modeli yerleştiriyordu olacaktır. Bu da Substitute aracının faydalı olduğu bir ikinci noktadır. OK'ye tıkladığım andan itibaren tamamlamış oldum. Bir, burada gizli bir move, yani daha öncesinde referans alınarak oluşturulmuş aynı yüzeyi burada karşımıza getiriyoruz. Bakın burada şöyle right'tan da bakalım. Burada şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bakın modelin bu alttaki boss yapısının üstünde bulunmasına rağmen model ben eğer substitute aracı içerisinde özellikle referans bölümü içerisinde burada dikkat edin mutlaka çünkü seçili olduğu andan itibaren kutucuğa bunu işler. Alttaki boss yapısının yüzeyini seçiyorum. Substituting surface içerisinde yine aynı şekilde curves buradaki formlu yüzeyi seçtiğimde doğrudan bu formun uzantısına yetişecek kadar yükseltir ve bu formu yakalayacak şekilde bu modeli buraya ekleyecektir. Burada şuradan bahsedelim ek olarak. Eğer bu yüzeyi sonrasında tekrardan kullanmak isterseniz de keep substituting quit diyerek de burada tutmayı sağlayabilirsiniz. Ben şu an bunu pasif hale getireceğim ama bu ikonun da var olduğunu bilmek bizlere her zaman fayda sağlayacaktır. Bu şekilde substitute aracından bahsedebiliriz. Şimdi bir sonraki bahsedeceğim tüyo şu şekilde. Burada ilgili görünüşümüzü getirin. Bakın burada bir boss yapımız var. Bu boss yapısının burada radyusu olan bir bölgesi var. Şimdi bu radyusu olan bölgeyi eğer offsetlemek istediğimde ben mesela burada 0.5 dediğimde bu 0.05 pardon çok kısa bir değer şey seçeceğim. 0.05 dediğimde bakın bu tek başına hareket ediyor. Ama özellikle bunun bitişik olduğu, bu yüzeyin bitişik olduğu diğer yüzeylerde var ise Ribbon menüsünde göreceğimiz Keep existing tangency to surface directly adjacent to geometry that is being modified ile beraber bitişik olan yüzeyleri de beraberinde kontrolü sağlayacaktır bu noktada. Tabi burada mor renk bu bitişik olan yüzeylere yani teğet olan yüzeyleri burada karşımıza getirecek. Yeşil olan yeşil veya mavi radyüsü olan yüzeyleri karşımıza getirecek. Turuncu da zaten seçtiğimiz yüzey olarak karşımıza geliyor. Burada şundan bahsedelim. Bakın Conditions adı altında belirtilen bir alan var. Burada özellikle biz offset miktarını arttırıp veya miktarını arttırdığımızda teğet olan bölgelerinde kontrolünü yani oradaki kondisyonunu sağlayabiliyoruz. Oradaki geçişi nasıl yönetmemiz gerektiğini karar verebiliyoruz. Bakın Create Default Conditions'ı pasif hale getirdiğinde model üzerine bir değişiklik oluyor. Aslında ben burada Create Default Conditions'da radyusa göre diğer yüzeyler kendini referanslandırırken pasif hale getirdiğinde bu sefer morlu olan yüzeyler daha baskın olacak şekilde
Bu gemi ise yönetmeyi sağlayacaktır bizde. Burada new dediğiniz andan itibaren bakın burada bir sürü seçenek var. Fixed var, fixed with tangency var. Yani burada bir sürü seçeneğimiz var ama burada kırın şunu yapar. Sizin vereceğiniz referansa göre mesela ben burada şu kenar çizgisini seçtiğim andan itibaren buna uygun olabilecek, referansa uygun olabilecek türü burada belirler. Mesela burada fixleyeceğini söyler. Fix demeden kasıt ne? Ben burada mesela şunu dersem eğer 0 nokta mesela 1 der isem bakın kenar çizgisinin bulunduğu yer sabit iken diğer bölgeler hareket ediyor olacaktır. Yani biz burada offsetleme esnasında bu kısıtı buraya yerleştirmiş oluyoruz. Böyle bir fayda sağlayacaktır bizde. Peki bunu yüzey bazında yapabilir miyiz? Evet, yüzey bazında da yapabiliriz. Yani modelin üzerinde bulunan bir yüzeyi de burada referanslandırabiliriz. Conditions içerisinde bakın add new diyorum. Yüzeyi seçiyorum bu sefer. Burada bana olabilecek seçenekler sunuyor. Yani burada uygun olabilecek seçenekleri biz burada belirliyoruz. Fix with tangency dediğimiz andan itibaren 0.15 der isem bu yüzeyi sabitler ama oradaki tanjantlığı da mutlaka ki koruyor olacak. Veya yönünü değiştirirsek, bakın burada offset'in yönünü değiştirirseniz de buna göre modeli düzenliyor olacak. Biz şu an tam tersi işlemi gerçekleştireceğiz ama burada da ikinci bir alternatif olarak okun bakış yönüne göre offset'in nereye yapılacağını tanımlayabilirsiniz. Bu da önemli bir püf noktası diyebiliriz. Şimdi Bounding X adı altında bahsedeceğim bir önemli noktaya değineceğim burada. Şimdi Flexion Modeling içerisinde Mover aracı zaten bildiğimiz bir araç. Hani taşıma konusunda modeli çok rahatlıkla belirteceğimiz referansa göre taşıyabiliyoruz. Şimdi bu Mover aracını Edit Definition'a bakın burada daha öncesinde taşınma işlemleri Steps içerisinde görüntülenebiliyor. Yani ben burada yaptığım adımları teker teker görebiliyorum. Şimdi ben buradaki 100 değerini 72 olarak gireceğim. Bakın yukarı doğru taşındığımda burada bir kısmı var gözüküyor, bir kısmı yok gözüküyor. Ya iyi güzel ama burada sınırları sistem otomatik olarak belirliyor. Ben burada manuel olarak müdahale edebilir miyim? Yani bu geometrinin bulunacağı alanı kendim sınırlayabilir miyim? Evet, kendim sınırlayabiliyorum. Options'a tıkladım. Pardon burada. Attachments kısmına tıkladığım andan itibaren Bounding X adı altında belirtilen bir alan vardır. Ben burada sınırları özellikle modelin bulunduğu düzlemde kenar çizgilerini seçebiliyorum. Mesela şu kenar çizgisini seçiyorum. Kontrol tuşunu seçiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Bir tane daha kenar çizgisini seçiyorum. Aynı şekilde şuradaki kenar çizgisini seçiyorum. Bakın buradaki faydalı olan kısımlardan biri şu. Bunun dışına siz çıkartamıyorsunuz. Çünkü zaten bu sınırın içerisinde hareket edebileceğini size söyler. Burada da tabii Find Next Possible Solution'la beraber şimdi model tabii haliyle bir kısmı yukarıda bir kısmı aşağıda olduğu için bir kısmını bölüyor, boşaltıyor, bir kısmını dolduruyor. Next diyorsunuz. Bakın burada özellikle bu alan olmadığını söylüyor. Bir tarafın üstü olduğunu söylüyor. Size olabilecek bütün alternatifleri sunabiliyor. Nokta. Bakın bir daha next tıkladım. Bu sefer sadece şu iki çizginin arasındaki alanı bizim karşımıza getiriyor. Bir daha next diyorum. Bakın next'e tıkladığım süre boyunca bölgelerimi kendim belirleyebiliyorum. İstersen şunu da yapabilirim. Bakın bir sonraki next'e tıkladığımda ben özellikle şu çizgide bitmesini istiyorum diyebiliyorum. Bu tip sınırlamaları flexible modeling içerisinde tanımlayabiliyoruz. Bu da özellikle modelimizi tanımlarken çok daha bizlere kesin sonuçlar veriyor olacaktır. Basit gibi görünür bu püf noktalar ama kullanım açısından sizi çok daha hızlı bir şekilde, çok daha esnek bir şekilde çalışmanıza imkan sağlar. Bu da sizi zamanda bir adım daha öteye taşır. Bir sonraki püf noktamıza değinelim. Split Surface. Hatta işlerinde belki de en çok beğendiğim
özelliklerden biri diyebilirim. Şimdi burada yine bu modeli webinarın başında da görmüştük. Aynı model üzerinden bahsedeceğiz. Burada şundan bahsedeyim. Bakın burada kulaklar var. Bu kulakları hatta kontrolleri tıklarsak bakın yüzeyle bitişik olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bu yüzeyi eğer flexible modeling içerisinde taşımaya kalkarsam mesela burada move using tracker'la aşağı ittirmeye kalkarsam bakın burada beraber hareket ediyor. Şimdi bazı durumlarda beraber hareket edebiliyor olması iyi bir şey değil. Mesela ben bu kulağı çünkü buradan ayırmak isteyebilirim. Hatta buradaki bütün kulakları birbirinden ayırmak isteyebilirim. Bağımsız hareket etmelerini sağlamak durumunda olabileceğim durumlar olabilir. Peki böyle durumlarda ne yapmalıyız? Bakın, öncelikle ben burada tabii 4 tane kulağı burada ayrı ayrı yani nasıl bütün adı yöneteceğim ama burada ayıracağım. Yüzeyi seçiyorum. Burada klasik Shape Surface Selection mantığını kullanabiliriz. Bosses'ı seçiyorum. Hatta burada Bosses'ı seçelim. Delikleri alsın. Aynı şekilde diğer yüzeyi kontrolle seçiyorum. Bosses'ı seçiyorum. Sırayla bir şekilde Bosses'ları burada seçebiliyorum. Bakın bunları seçtiğim andan itibaren ben eğer bunu Move dediğim andan itibaren Orientation'da da referans yüzeyi belirtiyorum. Bakın oku indirdiğimde beraber hareket ediyor. Bu istenen bir konu değil. Bunu bir şekilde ayırabilmem gerekiyor. Başa dönüyorum. Burada şunu yapmamız gerekiyor. Options içerisinde bakın Split Extending Surfaces adı altında belirtilen bir alanımız var. Splitting Surfaces'la beraber ayıracağımız yüzeyleri sınırlarımızı belirliyoruz. Mesela ben burada İki tane bu silindirin dış yüzeylerini seçiyorum. Extending Surface'la beraber de bakın hangi yüzey sabit kalacaksa mesela bu göbeğin üst yüzeyini seçiyorum. Bakın oku hareket ettirdiğinde bu sefer sabit kalacak yüzey hareket etmezken benim kulaklarım burada hareket edebiliyor. Veya tam tersi durumu flip'le de yapabilirsiniz. İsterseniz yukarı aşağı taşıyabilirsiniz. Bakın. Modeli bu şekilde taşıyabilmeniz mümkün. Ama ben tabii burada flip yapacağım. Burada ben bir miktar aşağıda kalmasını istiyorum. Şöyle bir miktar aşağıda kalmasını istiyorum. Bunun değerini yaklaşık 30 kadar bir değer vereceğim. Bakın bu şekilde ayırmış oldum. Bu tip ayrılması çok mümkün olmayan modellerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Flexible modeling'in bence en böyle kullanışlı olabileceği alanlardan birisi de burasıdır. Çünkü bakın import feature. Yani herhangi bir şekilde unsur yok. Hani düzenlemek de size vakit kaybettirir. Bu biraz da işimizi kolaylaştırıyor. Mesela yan tarafta da aynı şekilde federlerimiz var. Federler için de aynı prosedürü gerçekleştireyim. Burada şöyle bir şey yapabiliriz hatta. Yüzeyi seçtikten sonrasına bakın. Burada yine aynı şekilde offset diyorum. Aşağı yukarı kaydırabiliyorum. Ama bakın federle beraber hareket ediyor. Bu da çok isteyeceğim bir durum değil. O zaman options içerisinde öncelikle splitting surface. Bakın iç duvarları seçiyorum burada. Sonrasında şimdi splitting surface'ı burada belirlemeden extending surface'ı belirleseniz bile hareket etmeyecektir. O yüzden mutlaka önce biz ayıracağımız yüzeyleri belirleyin. Sonrasında sabit kalacak yüzeyi belirledikten sonrasında bakın hareketini bu şekilde sağlayabiliyorum. Ya yani flip isem aynı şekilde sadece dış yüzey, o sabit kalan yüzeyin hareket edip federlerin sabit kalması sağlanabiliyor. Mesela eksi 10 diyorum şöyle bir eksi 10 diyeyim. Bakın bir miktar yukarıda kaldı. Bu şekilde modelimizi ayırabiliyoruz. Okey dedikten sonrasında işlemlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi buradan sonrasında tabii biraz da sadece metal kısmında bahsedilebilecek bazı tiyolar var. Bunları da dile getireceğim sizlere. Mesela Creo Direct'ten gelen bir tane standart Creo modeli değil. Farklı bir data, TKG formatıyla gelen bir dosya açacağım burada. UseTemplates'i diyerek burada okey diyorum.
Şimdi şöyle bir önden bakarsak, bakın kanıtların burada eşdeğer olmadığını zaten çok net bir şekilde gözle anlayabiliyoruz. Şimdi bu dışarıdan gelen, yani kredi geometri, evet, direkt modelde tasarlanmış bir model. Ama biz bunu tabii yine Creo'nun kendi ortamına dönüştürdükten sonrasında eğer sert parça olarak tasarlayacaksak bunu mutlaka operations içerisinde convert sheet metal diyerek bu işlemi tanımlamamız gerekir. Bakın yüzeyi seçiyorum. Kalınlık 5. Buraya bakıyorum. Kalınlık 3,5. Demek ki kanıtlar birbirinden bağımsız. O zaman yüzeyi seçtikten sonra references içerisinde include surface ile beraber sırasıyla diğer yüzeyleri de seçebilirim. Bakın burada ek olarak da formlu geometriler var. Bunları da aynı şekilde seçiyorum. Şimdi buradaki kalınlığın değerimiz tabii ki bizim 3,5 olacak. Biz yine burada değerimizi 3,5'a göre tanımlayacağız. Mutlaka bunları da include surface ile beraber seçmiş olalım. Şimdi burada tabii biraz sert metal ortama değinmiş oluyoruz ama flexible modelimizde burada bazı faydaları var. Okey dediğim andan itibaren tabii bana bazı uyarılar veriyor. Özellikle bakın burada formlu geometrilerimiz var. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini bizlere söylüyor. Okey dediğimizde doğrudan bizi SAG ortamına getirmiş oluyor. Direkt buradaki araçları kullanabiliyor. Ama burada bakın şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben burada SAG açılımı almaya kalktığımda şimdi sonuçta Creo içerisinde oluşturulmuş bir model değil. Tabii bu formlu geometrileri de haliyle tanımıyor. Bizim bu formlu geometrileri de Creo içerisinde bir şekilde tanıtabiliyor olmamız gerekiyor ki biz burada saç açılım geometrilerini oluşturabilir. Flexible modeling de tabii bu noktada imdadımıza yetişiyor. Bir tane object içerisinde bulunan recognize forms ile beraber ilgili yüzeyleri burada sırasıyla seçiyorum. Kontrolle bu seçimleri yapıyorum. Bakın burada two forms are found diyor. Yüzeyleri burada adetini söylüyor. Two forms are found diyor. Okey dediğim andan itibaren. Bakın burada eğer ben flat pattern seçeneğini tıkladığım andan itibaren. Bakın burada doğrudan bana açılımı geometri haline getiriyor. İstersem sheet metal ortamına flat pattern diyerek de orta kayıtla hızlı bir şekilde saç ortamına açılım alabiliyor. Mutlaka recognize form ile form yüzeylerinizi tanıtmanız gerekir. Form geometrileri mutlaka burada tanıtılmış olması beklenir. Close diyoruz. Erase not space tekrardan diyoruz. Şimdi staj ortamında bir konudan daha bahsedeceğim. Aslında burada güzel noktalara da değiniyoruz. Hani sadece flexible modeling değil, staj ortamında bunu nasıl kullanabiliyoruz? Bunlara da değinmiş oluyoruz. Bir montaj dosyamız var. Şöyle hatta düzenleri eksenleri de şöyle güzel bir kapayalım. Bakın daha önceden bir paletimiz var burada. Paletimizin üzerinde bulunan bir tane de saç parçamız var. Şimdi bu saç parça bakın dışarıdan gelmiş bir data içeriyor. Tabii bu data dönüştürülmüş bir data. Operations içerisinden baktığınızda burada convert to solid part diyor. Yani mutlaka bunu burada move aracını görüyorsunuz ve convert unsurunu görüyorsunuz. Bu dönüştürülmüş bir modeldir. Yani demek ki burada zaten bakıyoruz. Sadece ortamdan dönüştürülmüş ana unsurları da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Görünüşümüze getirelim. Şimdi burada dile getireceğim nokta şu. Mesela burada bakın benzeri olan bazı boşaltmalar var. Şimdi ben bu boşaltmalardan birini seçiyorum. Flexible modeling içerisinde Pattern Recognition diye bir seçenek var. Tıkladığınız andan itibaren benzeri yapıları buradan doğrudan algılamayı sağlar. Bakın zaten burada Identical veya Similar diye seçenek de mevcut. Burada sadece bunları algılamakla yetinmiyor. Burada düzenlemeye de imkan sağlıyor bize. Ben burada Options içerisinde Allow Edit ile beraber ben buradaki sayıyı 4'e çıkarabilirim. Aynı şekilde bakın yanında da bir tane bükülmüş bir alanımız var. Ben burada Pattern Recognition diyorum. Bakın burada da doğrudan yakalamayı sağlıyor. Options içerisinden Allow Edit ile beraber 3 adet olacağını söylüyorum. Bir de şunu yapacağım. Soldan sağa seçtiğim andan itibaren bütün alanı belirlediğimde Remove ile bunları
kaldırabiliyorum. Zaten remote'da aktif olarak kullandığımız bir araç. Ama özellikle staj ortamında flexible modeling'in bizlere fayda sağlayabileceği alanlara bakın. Burada gördüğünüz modify araçlarıyla beraber karşımıza gelir. Özellikle bakın biz burada tabii ne var? Pull wall var, edit band var, edit band relief var. Biz özellikle bunlara değineceğiz. Ama biz bu bükümlü olan geometri kreve tanıtabilmek için mutlaka bunu da sheet metal objects içerisinde recognize bands mesela bükümleri tanımlayabiliyorum. Recognize bands dediğin anlamı itibaren automatic selection'da 5 farklı bükümlü olduğunu burada gösteriyor bize. Ve aynı şekilde recognize band relief der iseniz de mutlaka automatic selection içerisinde 8 tane yırtılma bölgesinin olduğunu bizim karşımıza kreve getirebiliyor. Peki bunlar bize ne sağlıyor? Özellikle bu modify araçlarına bir düzenleme yapmak istediğimizde biz bunları sisteme tanıttık ve kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz bu şekilde. Mesela pull wall için tabii bir tanıtmak gerekmiyor. Mesela ben buradaki bükümlü duvarı seçiyorum. Bükümlü duvarı seçtiğim andan itibaren pull wall dediğinde buradaki değeri mesela eksi bir olarak girersem içeri doğru o duvarı ittirmiş oluyor. Bükümlü duvarı ittirebiliyorum bu sayede. Veya aynı şekilde mesela görünüşümüze geldiğimiz andan itibaren şunu da yapabiliyoruz. Bakın, Design Object Tree içerisinde tanımlı olan bütün bükümler ve büküm yırtılmaları burada karşınıza geliyor. Ben de geliyor. Mesela burada tabii sırasıyla seçebilirim. Bu da bir seçenek. Bakın burada bize sırasıyla gösteriyor. Burada Edit Band'e tıkladığımda aynı buradaki menüde olduğu gibi düzenlemeleri hızlıca gerçekleştirebiliriz. 90 yerine ben mesela 120 derece olacağını söylüyorum. Okey'e tıklıyorum. Bakın düzenlemeyi hızlı bir şekilde yaptım. Veya aynı şekilde tabii burada şöyle de yapabilirsiniz. Hani Design Objects ağacında çok daha kolay bir şekilde seçebildiğiniz için bu size fayda sağlar. Ama dilerseniz mesela yüzeyi seçtiniz. Buradaki yırtılmayı kontrol edeceksiniz. Edit Band Relief ile beraber de burada obrand olarak belirleyebilirsiniz. Bakın buradaki yırtılmayı burada ilgili fonla karşımıza getirdim. Veya aynı şekilde yüzeyi seçiyorum. Edit Band Relief diyorum. Burada aynı şekilde yine obrand olarak seçebilirim. Burada olabilecek opsiyonları karşımıza getirecektir. Tabii burada Edit Corner Relief'le beraber açının sonrasındaki o yırtılmaları yönetebiliriz veya Edit Corner Relief'le bu daha çok özellikle birbirine bitişik kenarlarda bükümler oluşturduğumuzda köşeleri yönetebilmeyi sağlayabiliriz. Şu an için tabii bunlarla bir çalışma yapmayacağız tabii ki ama bunlar da imkan dahilinde bizlere sunuluyor. Bu araçların da kullanımı mümkün olacaktır. Ve bu şekilde düzenleme yaptıktan sonra istersen ben burada açının olan geometriyi kontrol edebilirim. Bakın açının geometrisini aldım. Gerekli olan ölçüleri de burada şuradan görüntüleyebiliriz. Hatta bakın gerekli olan ölçüleri burada benim karşıma getiriyor. Bu şekilde saç ortamında da flexible modeling ile gayet gönül rahatlığıyla çalışabiliriz. Son olarak da multibody'yi zaten Creo 7 ile beraber gördük. Multibody ile ilgili olarak bahsedeceğim. Ufak bir püf noktası var. Bilmenizde de fayda olabileceğini düşünüyorum. Bakın burada body altyapısında özellikle şu an tek bir body olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Ama biz bunu ayırmak istersek tabii split body'den yararlanabiliriz. Önce gördüğümü seçiyorum. Sonrasında ayıracak yüzeyi seçiyorum. Yüzeyi seçtiğim andan itibaren artık iki farklı body halini almış oldu. Şöyle de gösterebilirim. Özellikle hatta bunu çok daha belirgin olması adına da ben burada renklerle tanımlama yapacağım. Yüzeyi body 1'i seçiyorum. Renkle boyuyorum. Maviyi seçiyorum. İkinci body'i de boyuyorum. Daha belirgin olması adına. Ama benim burada özellikle göstereceğim noktalardan biri şu bakın. Şimdi Flexible Modeling'de hatta split body'yi bir inserter ile yukarı kaydıran bir önceki adımı görelim. Tek body'deyken nasıl davranıyor? İki farklı body varken nasıl davranıyor? Move aracına Move it using Dragger ile beraber tıkladığımda bakın
Bütün yüzeyi birden seçiyor. Yani ben ok yardımıyla bütün bir şekilde yönetebilmeyi sağlayabiliyor. Ama ne zaman ki ben bunu farklı body'lere ayırdığımda, bakın bir yüzeyi seçtiğim andan itibaren sadece ilgili body, ilgili gövdeyi burada hareket ettirebiliyorum. Veya aynı şekilde ben istersem diğerini de burada seçebilirim. Peki burada aklınıza şöyle bir soru gelecek. Ben bunların ikisini birden aynı anda hareket ettiremez miyim? Eğer References bölümü içerisinde Move Surfaces aktif iken kontrol tuşuna basarak yüzeyi seçerseniz ikisini birden hareket ettirebilirsiniz. Hatta bunu şöyle yapalım. Remove diyelim. Çünkü burada yüzeyleri seçtiğim, hatta bunu şu şekilde yapabiliriz. Bunu şöyle göstereyim, daha iyi olur. Move dediğim andan itibaren yüzeyleri seçiyorum. Burada yüzeyleri beraberinde seçiyorum. Orientation bölüm içerisinde gideceği doğrultuyu belirlediğinde bakın burada ölçülü bir şekilde hareket etmesini sağlayabiliyorum. Şu an 4 dediğim andan itibaren okey diyorum. Bakın her iki body'ye de bu move aracını eklemiş oluyor. Multi-body'de de flexible modeling'in faydalarını görebiliyoruz. Burada size 10 adımda flexible modeling'de daha etkin, daha efektif nasıl çalışabilirsiniz? Bunlardan bahsettim.